Mutlu günler sevgili futbol severler. Atıştırmalıkta 5. haftadayız. Yine transferlere, farklı profillere ve hikayelere değineceğiz. Her zaman olduğu gibi Orhan Uluca yanımızda. Orhan abi hoş geldin. Hoş bulduk Konavic'ciğim. Aslında en çok senin fikrinin merak edildiği bir transferle başlayacağız. Sen pek sevmezsin böyle iddialı girişleri ama Emrehan Gedikli Trabzonspor'a transfer oldu Bayer Leverkusen'den. Emrehan Gedikli ile başlıyoruz. Aslında biraz o altyapıları ilgi duyan, o altyapıları takip eden herkesin bir şekilde kulağına çalınmış bir isim. İnanılmaz istatistikler. Leverkusen gibi elit, ön planda bir altyapı ve şimdi Trabzonspor'la 4,5 yıllık imzaladı. Emrehan nasıl bir futbolcudur? Nasıl bir oyuncu izleyeceğiz Trabzonspor'da? Zaten biliyordum. Biz sevgili Alp'i anlatırken Peter Bosz dönemi yedek kulübesinde gördüğümüzde hepsine baktık ama Emrehan o dönem bizim ilgilendiğimiz diğer yeteneklerden kendini daha fazla gösterir. Birkaç Türk oyuncu geliyordu ama Emrehan için daha böyle dikkat çekici. Hem Alman basını hem şey. O yüzden de inanamadım yani altyapıdaki gösterdiği performansı görünce. Şimdi en başa dönelim. Trabzonlu bir babanın, annesi Tokatlı galiba, yani Trabzonlu bir babanın oğlu. Yani o yüzden Trabzonspor'a gitmesi çok şaşırtmadı beni. Trabzonsporlu olduğunu zaten biliyorduk bu arada. İkincisi 7 yaşında gitti Leverkusen'e. Ve Leverkusen'e şurada şeyi tebrik etmek gerekir. Mesela Köln'den ya da işte atıyorum oturduğu bölgeden Leverkusen'e ailesinin çok ciddi bir çabası sonucu. Her gün 100 kilometre git gel. Oberhausen doğumluymuş galiba. Oberhausen işte o şey tarafı yani biliyorsun. Köln, Leverkusen, yan tarafı Gladbach, yukarıya gidince işte Bochum, o taraflarda Schalke, Dortmund tarafı. Tam o havza, Ren Nehri'nin kenarına konuşulan havza çok futbolcu çıkarma yeri. Mesela şeyi fark etmiştim hep Ali. Podolski'nin menajeri var bir tane. Tunuslu galiba. Şimdi ismini çok şey yapmayacağım. Ben de çıkardım. Tunuslu. Menajer aslında kendi çocukluk arkadaşı. Hatta Podolski kitabında çok yer vermişti ona. Ona da Leverkusen'den teklif geldiği zaman çok iyi oyuncuymuş. Çok seviyordu yani şey Podolski'yi, ailesi falan. Ailesi götürmek istememiş mesela o antrenmana falan. Ya da şey yapmamışlar, ilgi göstermemişler. Benden daha iyi futbolcu olurdu diyor Podolski onun için. Ama Emrehan'da mesela çok erken yaşta keşfediliyor. Hemen 7 yaşında. Leverkusen Akademisi kimleri çıkardı biliyorsun. Leroy Sané oradan çıktı. Şimdi yakın Florian Wirtz, Kai Havertz. Neler çıktı orası en iyilerden birisi. Samet de mesela Karagümrük'e transfer oldu. Karagümrük'e transfer ona da geleceğiz biraz. Ailesi çok ciddi. Git getirdi, götürdü. Bir süre sonra orada çok iyi bir şey yaptılar mesela. Emrehan için U13 antrenörü vardı. İsmini şimdi Charnieski tarzı bir şey. Onun yanında kaldı. Gastfam yani misafir aile olarak. Hem gelişim açısından bir antrenörün yanında kalması onu çok geliştirdi ve inanılmaz istatistiklerle dikkat çekti. Bu rakamları da görelim bir bu arada. Bir bakalım bir ara. Yani düzenli olarak oynadığı U17 ve U19 sezonlarında zaten neredeyse maç başına bir gol ortalaması var. 2020-21'de sen de söylüyorsun. Peter Bosz yönetimindeki Leverkusen'de zaten bir hamle oyuncusu olarak A takımda çok da kullanılmadı gerçi ama Avrupa Ligi'nde şöyle toplam 90 dakikaya tekabül eden 3 maçta aldığı bir süre var. Bundesliga'da çok oynamamıştı Emrehan. Ama baktığımız zaman özellikle 2018-19 tabii orada çok yakın bir gol krallığı yarışı olmadı. Mukoko olduğu için aynı ligde ve o 45 golün üstüne çıktığı için. Ben, ama evet bir de izledim şöyle kendinin şu hoşuma gitti Emrehan'da. Orada kendini de eleştiriyor bak 25 gol atmasına rağmen. Aslında o istatistikler biraz daha benim bildiğim daha farklı. Ama yine de ben yakın. Normalde maç sayısını geçiyor attığı gol. Mesela 25 gol attıktan sonra ikinci yılda ilk 6 maçta sakatlıktan dolayı kaçırıyor. 14 maç 17 gol atıyor ligde. Tabii bir sürü yerde atıyor. Orada Leverkusen mesela 2 gol yüzünden turnuvaya kalamıyor. Kendini eleştiriyor. Daha fazla atsaydım takım üst şeyde grup şey final aşamasında kalacaktı diye. Mukoko da tabii 46 gol atıyor orada. O bambaşka bir seviye. Tabii başka bir dünya ama bu arada abi şimdi oyuncuyla alakalı benim aklıma takılan bir şey. Ben hani bir maç izleyebildim bu yayına gelmeden evvel. Bir tam maç izledim. Ben bayağı izledim. Hani genel olarak da baktım o yüzden sana soracağım. Profil olarak net bir 9 numara mı? Çünkü mesela Peter Bosz onu A takımı aldığında biraz daha ikinci forvet kanat gibi oyunu attı. Tam net bir 9 numara değil gibi. Bence net bir 9 numara. Yani şöyle. Şimdi öncelikle bir şey söyleyeyim. En iyi yani Trabzonlular için bir oyuncu tanımı yapalım. Emrehan Gedikli'nin en iyi yaptığı iş bitirici vuruş. En iyi işi. Diğer bir iki konuda problem var. Ama en iyi yaptığı iş bitirici vuruşu son derece iyi. İki ayağında. Her iki ayağıyla.
Ve şu çok önemlidir. Bana göre ileride çok klasik bir 9 olmaya aday. Ama bu oyuncuların hep söylediğim bir şey var. Maalesef 2-3 yılı çok iyi geçiyor. Yani 23-24'ten sonra. Mesela daha sırtı dönük top almaya başlamış takımında. Ama bir kaybediyor, bir alıyor. Mesela geliştirmesi gereken iki tane yön var. Çok enteresandır. Bütün gollerini izledim ben. 40-50'ye yakın golünü izledim. 3 tane kafa golü var. Kafa olarak yetenekli olmasına rağmen bu konuda kendini geliştirmesi gerekiyor. Kısa bir oyuncu da değil. 1.87 boyu var. İlk Dortmund'a attığı bir gol var altyapıda. Muazzam yani. Kafayla yukarıdayken yön veriyor topa. Ben bunu Haaland'da da gördüm. Haaland'ın da kafa asla kıyaslamıyorum. Ama kafası çok azdır. Ama mesela Fortuna Düsseldorf attığı golden sonra dedim ki Haaland kafa golü atabilir. Bu yetenek var. Köln'e attı, Ürdingen'e attı. 3 kafa golü var. Ama özellikle ilk Dortmund attığı kafa golünde sıçrıyor ve net bir şekilde yukarıdayken yön verip gol atıyor. Ama kafa golü kesinlikle geliştirmesi gereken en önemli özelliği. En iyi yaptığı iş ceza sahası içerisinde topla buluştuğu andan itibaren mesela orada şut çekecek pozisyonu çok iyi tekniğiyle ayarlıyor. Onu geçiyor, bunu geçiyor, ters dönüyor, çalım atıyor ve kaleyle karşı karşıya kaldığı andan itibaren Emrah'ın çok iyi bir golcü. Tabii abi şimdi yarım sezon Trabzonspor şampiyonluğa çok kenetlenmiş, konsantre olmuş durumda. Bu noktada hani biraz geliştiricilik ya da genç oyuncuları oraya entegre etmek çok kolay olmayacaktır ya da çok A planı olmayacaktır. Ama gelecek sezondan itibaren ki anlaşma 4,5 yıllık. Sen rotasyondaki durumunu nasıl öngörüyorsun ki orada bir Enis hamlesi de yapıldı yani genç oyuncular da. Ya bu ya hangi Trabzonspor mantıklı? Bunlardan birisi tutsa yeter Trabzonspor'a. Şimdi Emrah'ın 2003 doğumlu, 24 ya da 25 Nisan'da ne doğuyor? 26 Nisan'da, geçen sene 2021'de hemen yani 18 yaşını doldurur doldurmaz Leverkusen profesyonel sözleşmeyi sundu. 3 yıllık anlaştı. Buna rağmen Leverkusen'in göndermesi üzerine düşünülmesi gereken bir konu. Çünkü elinde sözleşme var, istemezse göndermezdi. 1 milyon euro, 8 milyon euro deniyor ama toplamda bonuslar herhalde 1 milyon euro yakın bir para altyapı oyuncusundan kazanması Leverkusen için büyük bir olay, iyi bir olay yani. Daha şey var ama şundan dolayı gittiğini düşünüyorum öncelikle. Ben Patrick Schick çok formda. Arkasında Lucas Alario var. Ve üçüncü olarak burada forma şansı giymesi kolay kolay hepsinin sakatlanmasıyla vesaire olacak bir şey ki bazen daha farklı oyuncular da santrafor bölgesinde oynayabiliyor. Emrah'ın gidikliğe sıranın çok zor gelmesi ve bu yaşlarda oynaması gerekiyordu. Ama şimdi Emrah'ın herkes şöyle diyor. Gelişimini tamamlamak için Almanya içerisinde kalsa, çünkü teklifler vardı. Sadece Trabzonspor değil, Monaco bile istedi. Evet. Emrah'ın isteyen altyapıdaki istatistikten dolayı 3-4 tane kulüp vardı. Dortmund'la Hertha Berlin istedi mesela. Ama sanırım ona hiç kimse Trabzonspor'un verdiği parayı vermeyebilir. 2 milyon, 3 milyon, 3 milyon, 4 milyon gibi rakamlar senelik alacak. 4,5 milyona kadar çıkıyor galiba. Bu önemli olan kısım burada Emrah'ın orada gelişeceğine inanması. Çünkü savunmasını geliştirecek. Sırtı dönük oyunu çok doğal. Bu yaşta hep olmaz. Ya sen hep bir Lewandowski örneği verirsin. Hayır, zaten. Hayır, sayısız örnek. Cemil Vardy'den tut yani Miroslav Klose orta sahada bu yaşta sırtı dönük 9-25'ten önce mümkün değil olmuyor. Çok zor evet. İşte Vlahovic mesela olmaya çalışıyor. 3 tanesinden birini kaybediyor. Ceza sahası içerisinde de kendini konumlandırma, sezgileri, nereye doğru kaçı yapacağı. Ama Emrah'ın hoşuma giden bir şey belki bir dönem teknik direktörün yani o 13 yaş altyapıdaki teknik direktörün evinde kalmasından dolayı çünkü çok uzak olduğu için mesafe o hep Almanlar bunu yapıyor. Gastfamilie diyorlar. Bir tane misafir ailede kalıyorlar. Ve Emrah'ın orada çok gelişti. Kendiyle ilgili yaptığı eleştiriler de güzel. Geliştirilmesi gerektiğini, öz eleştiri. Mukoko yorumunda mesela onu çok soğukkanlı diyordu kale önünde. Kendisi de öyle. Şeyi çok iyi. Hem sağ hem sol ayak. Bak dikkat et, çok iyi golcüler genelde yerden doğru noktaya atarlar. Abanmaktan ziyade. Bence de o çok belirleyici bir özellik. Haaland böyledir yani. Bak. Şeyden çok iyi atar. Ama Emrah'ın gerçekten kale önünde olduğu andan itibaren gol atma konusunda çok becerikli, hünerli. Tek ihtiyacı olan şey fiziğini geliştirecek, kafasını geliştirecek, savunmasını geliştirecek, sırtı dönük oyununu geliştirecek. Bunlar Abdullah Avcı ile beraber başardığı andan itibaren bir potansiyel olduğu kesin. Çünkü burada bak çok yok. Alman o alt yaş milli takımlarında oynuyor. Şimdi diyelim ki hani Leverkusen kaliteli bir takım. O yüzden gol atması belki şey olabilir. 15'ten ama başlayıp 18'e tabii, kadar çıkıyor. U16'da 5 maçta 3 gol attı Almanya'da. Sonra 8 maçta 6 golü var U17 yaş altında.
U19'da bir maç oynadı sadece. 18'de pardon, 19'da da 4 maç oynayıp bir gol attı. Yani golleri hiç durmadı. 25 gol attığı sezon, 25 maçta, 26 maçta 25 gol attığı sezonun arkasından 14 maçta 17 lig maçından bahsediyorum. Ki bu sezon da o şekilde, yani rakamları yine çok çok iyi. Hatta İnanılmaz. Çok fazla geldi oraya. İnanılmaz. Bence izlediğim kaptan da oldu. Kaptan da oldu. Belli bir disipline sahip. Alman bir ay antrenörün yanında da kaldı. Her açıdan çok 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 yetenekli olduğunu söyleyebilirim. Yatırım yapılacaksa bu istatistiklere yatırım yapılır. Trabzonspor çok akıllı hareket etti. Yani tek problem şu. Almanlar bu oyuncuyu geliştirebilir. Ama siz Trabzonspor ne kadar süre verecek? Ne kadar bunlarla ilgilenecek? Çünkü Abdullah Avcı'nın işi ister istemez A takımda. A takım seviyesinde gelmiyorsa hani ilk 16-11 kişi diyelim oyuncu, ona oynayanlarla daha çok ilgileniyor. Kiralama olabilir mi abi? Mesela 2. Bundesliga'ya sonuçta uzun bir kontrat. 4,5 yıllık bir kontrat. İşte şimdi orada Cornelius var, atıyorum A var, B var, C var. Orada bu oyuncunun gelişmesi gerekir. Tek bilinmez. Oynaması ve gelişmesi gerekir. Şimdi bakacak Abdullah Avcı, kullanabileceğini düşünüyorsa muhtemelen şey yapacak. Çünkü bitirici vuruş ya. Çok önemli yani. Bak, ya ben onu söyleyeceğim. Bitirici vuruş. Yani finishing, bu çocuğun finishing 17'den başlar. Şu anda bile. Abi altyapıda işte bunu seninle Skamakka'yla da konuşmuştuk. Skamakka konusunda da. Kaba kuvvetle gol atmakla o ince golleri atmak, yani golcü gollerini atmak arasında ciddi bir fark var. O üst yaş grubuna çıktığı zaman zaten o kaba kuvvetle attığın golleri atamıyorsun. Ama senin dediğin gibi çok ustaca golleri var. Yani kafayla attığı golden bahsettin sen. O ama az yani. O boyuna rağmen az. Evet. 1.87. Ama ayakla inanılmaz. İki ayakla da ve tam köşelere çok da sert olmayan vuruşlar. Aşırtma golü var. Free kick golü var bir tane. Tam 90'a bak yani. Bir tane free kick golü var bu gollerin içerisinde. 3 tane kafa golü var ki bir tanesi çok iyi. Dortmund'a attığı gol. Bunun dışında hem sağ ayağıyla mesela çok önemlidir bu. Soldan buluştun, top öyle geldi. Bu bazen çalımla direkt sağına ikinci ayağını alabiliyor ama gerekmediğince diğer ayağıyla da vuruyor. Ve gol, yani Emre Angedik'in en iyi özelliğine deseniz çok iyi bir bitirici. Bak çok iyi bir bitirici. Bakalım yani, kısa vadede ve orta vadede o fırsatı Türkiye'de bulabilecek mi, o işi yapabilecek mi? Benim söylemek istediğim şey şu. Son kez söylüyorum. Bu tarz bir oyuncunun bu gelişimine bakılıp yani biraz gol atabilir. Beklentiyi 23-24'ten sonra yaşamasını beklersiniz yani. İnanın bana. Olacaktır çünkü şimdiden başlamış çok şeye. Topu koruması, dar alanda becerileri, pas kabiliyeti ama her şeyin dışında tabii ki bir bitirici vuruş var ki bu şey çok 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 üst seviye. Zaten bütün Emre Han'ı buraya getiren her şey şu gördüğümüz istatistiklerdir yani. Kesinlikle öyle. O çok zaman, daha fazlası var bu arada. Bu konuyu kapatalım ama aslında kapatmayalım. Başka bir golcüyle ve onun üzerinden de bambaşka bir konuyla devam edelim. Bafétimbi Gomis Galatasaray'a döndü. Gomis üzerinden eski kulüplerine dönen oyunculara da bir göz atacağız. Evet Orhan abi, Bafétimbi Gomis'le başlayalım. Heyecan verici bir transfer. Bir yuvaya dönüş diyebiliriz. Gomis o arada uzak geçirdiği dönemden sonra yeniden Galatasaray'da olacak. Galatasaray için sancılı bir dönem. Gomis transferi biraz heyecan yarattı ama o heyecanın da ötesinde hani mantıklı da bir açıklaması var. XG rakamlarını derledik. İstersen XG rakamları bir görüntüye gelsin. Gol beklentisine karşılık ligde atılan goller anlamında Galatasaray en problemli takımı şu an için Süper Lig'in. Gol beklentisi 47, ligin ikinci sırasındaki takım Beşiktaş'ın arkasından. Attığı gol 29. 18 gollük. Bunu daha iyi anlatabilir miyiz? Yani bazıları XG'yi tam olarak kavrayamamış olabilirler. Yani Galatasaray ürettiği pozisyonların sayısal değeri. Ne demektir bu? En fazla pozisyon üreten, gollük pozisyon üreten. İki takımdan biri evet, şu an. Mesela penaltı 0.7 sayısına işaret. 0.7 değerdedir. Çok uzaktan bir şut çekersen 0.2'dir. Toplamda 47'ye ulaşmak için Galatasaray ne kadar pozisyon üretir? Ben bunun üzerine çok durdum. İnsanlar çok fazla anlamış değiller. Galatasaray'ın iyi bir 9 numarası olsaydı bugün Fatih Terim hala görevinin başındaydı. Fenerbahçe maçını farklı kazanırdı. Pek çok o dönemki Fenerbahçe döneminde oynadığı lig maçlarının hepsinde iyiydi. Ama atamazsan... Abi çok somut bir örnek vereyim. Trabzonspor ligin zirvesinde şampiyonluğun açık ara favorisi konumunda 38 gol beklentisinden 42 gol çıkarmış. Tabii ki bunların bir kısmının uzaktan goller olması bir faktör, senin de söylediğin ama gibi. Ama şu konu şu, yine de çok keskin. Kaç kere bakın, herkes Trabzonspor asla değerini şey yapmak istemiyor. Ama Trabzonspor iyi oynamadığı pek çok maçı kayıp kazanırken efektif olarak. Hatırlayın Antep dönemi, Antep maçı. Antep oynuyor 35 dakika, Uğurcan inanılmazları çıkarıyor. Evet. O çıkarıyor, bir tane atıyor, maçı kazanıyor. Veya Göztepe maçını hatırlayın. Trabzon sayısız iyi oynamadı da kazanıldığı çok maç var. Ya sadece Mistçan'ın attığı son iki gol mesela. Galatasaray'ın
Ya Trabzon bizzat Galatasaray maçı zaten evet. örnektir yani. Galatasaray'ın ise iyi oynayıp da kaybettiği maç sayısı çok. Toplamda Trabzonspor çok daha iyi performans göstermiştir. Ligin liderliğini hak eden bir takımdır. Ama genel olarak söylüyorum. Galatasaray o yüzden bugün golcüsü olmadığı için ve kalecisi olmadığı için problem yaşadı. O yüzden de ara transfer döneminde bir kaleci, bir golcünün gelmesi doğru. Aynı zamanda XG olayı çok net problem. Kesinlikle çok net problem. Ve bunun için Gomis'in alınması yaşlı olabilir. Bitirici vuruş alması çok doğru bir hamleydi. Kaldı ki Beşiktaş üzerinden de Michibat Şuay üzerinden de bu çok konuşuluyor. Kesinlikle Beşiktaş'ta ligin zirvesinde 48,5 gol beklentisinden 35 gol çıkartmış ki Galatasaray'dan sonra en dramatik fark Beşiktaş'ta. Hatta, 13 gollük bir fark var. Hatta bana fazlası. Göre Beşiktaş 3 büyükler arasında, 4 büyükler arasında Beşiktaş en iyi futbol oynayan takımdı bana göre. Ya dağılana kadar bence de öyleydi. Yani bir Kazı Sergen Yalçın'la inanılmaz bir krize girip Şampiyonlar Ligi'ne girdi ama kaybettiği maçlarda bile Beşiktaş'ı izlemek keyifti. Sergen Yalçın gidesiye ve hatta işte ilk ondan sonraki iki maçlar. Adana Demirspor maçına kadar bence Beşiktaş ligin en iyi takımıydı oynadı. Hayır, şey olarak pozisyon üretme konusunda en kolaylık ama savunması problemli. Batshuayi'nin atamaması ciddi bir problem. Şampiyonlar Ligi dahil. Mesela Şampiyonlar Ligi oynuyorsun. 5. dakikada karşı karşıya kalıyorsun. Attın mı hayatın değişir o maçın. Kesinlikle. O maçtan kopman için 3 gol yemen gerekir en az. 2-1'de bile maçın içerisindesin. Gol atar beraberlik diye. Lisbon maçının ilk bölümü, Borussia Keza. Dortmund maçının ilk bölümü. İşte Dortmund maçında, Lisbon evet. maçında. Bunlar çok 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 önemli kriterdir. Golcü ve kaleci şakaya gelmez. O zaman sen XG'ye inananlardansın. Bu istatistiği biraz gereksiz gören, çok fazla bir şey anlatmadığına inanan kişiler var. Ben tam tersini düşünüyorum. XG hariç bütün statistikler anlamsız olabilir. Adam 20 şut çekmiştir, tamam mı? 20 şut. 20 şutun belki XG değeri 2, yani 0.21 değil. 45 metreden çekiyor. Kaleci kurtarış yapıyor. Hiçbir önemi yok. Kurtarış yüzdesi, şut çekilen şut, isabet. Adam şut çekiyor. Direkt veya direkt üstü gidiyor. Daha önemli pozisyon. Kesinlikle. 50 metreden top yuvarlıyorsun. Kaleci kucağına alıyor. İsabetle şut çekmiş oluyorsun. Bunların hepsi yalan dolan olabilir. Ama XG gerçek. XG ürettiğin pozisyonun sayısal değeri. Eğer 2 tane XG maç başına XG 2.5 ise sen en az 3 gol atacak bir pozisyon üretimine girmiş demektir. Bundan daha doğru bir şey yok. Ben geçen Emre Özcan'la konuştum aynı konuyu. Hı hı. Kaleciler için de geçerli. Kurtarış yüzdesini falan boş ver. XG önemlidir. Tek bakacağınız noktadır. Pozisyon üretimi. Topa sahip olmak hiç önemli değil. %30 topa sahip olmayla 5 gol atabilecek pozisyona girmiş olabilirsiniz. Çok daha direkt oynayabilirsiniz yani. Çok daha direkt kaleye giden bir takım olabilirsiniz. Tabii ki. Daha fazla pozisyon. Tek şey XG'dir. Gerisi yalan. Evet bakalım Gomis bu Galatasaray'ın bu anlamda şu ana kadar çok kötü giden sezonunda bir değişiklik yaratacak mı? Tabii Gomis üzerinden eski takımına dönen bazı oyuncuları da derledik. Zlatan İbrahimovic biraz yakınsayan bir örnek. İleri bir yaşta gelmişti. Arada sonra farklı takımlarda oynadı ve ileri bir yaşta döndü. Golleri de devam ediyor. Zlatan İbrahimovic rakamları da görüntüye geliyor şimdi. İlk dönemi ve sonrasında ikinci dönemi. Yani Milan'ın da aslında son bu sezonda dahil olmak üzere biraz hüviyetini değiştiren isimlerden biri oldu. Yeniden ya, büyük takım gibi hissettirmeye başladı Milan. Ya şöyle baksana abi 38 yaşında 66 maç, 36 gol, 11 asist. Geçtiğimiz günlerde Harry Kane'in bir açıklaması oldu. Daha yeni. Ali Konevic diyor ki Harry Kane. Futbolcuların en iyi dönemi hani 25 ile 30 arası olarak gösterir. En olgun, en iyi. Ben buna katılmıyorum diyor. Bence en iyi dönemi artık yeni dönemde 30 ile 34 yaş arası diyor. Bazı süper, ekstra, ultra lüks futbolcularda ise bu Cristiano Ronaldo, İbrahimovic gibi o rakam 30-34 değil, 30-38'e kadar çıkıyor. Bakar mısın? 66 maç, 36 gol, 11 asist ne demek biliyor musun? Yani 66 maçta 47 gol katkısı elde etmiş. Yani 23 yaşında bir oyuncu şu rakamları yapsa piyasa değeri ne olur mesela? Değil mi? 50 milyona şey. Basarsın. Çok rahat yaparsın. Devam edelim. İbrahimovic sonrasında çok fazla çok özel var. Futbolcu İbrahimovic. Ya ben yani antipatik buluyorum. Bir skeç olarak görüyorum Zlatan İbrahimovic personasını. Kendi yarattığı bir skeç. Ama bu skecin devam etmesi antipatik için... Antipatik buluyor musun? Biraz antipatik buluyorum. Ama şu performansa ihtiyacı vardı. Yani son maçına kadar böyle oynaması gerekiyordu. Ve inanılmaz... Oynayacak yani galiba. Yani son maçına kadar onu sürdürecek galiba. İlk başlarda çok şey geliyordu dediğin gibi ama zamanla İbrahimovic öyle bir karakter ortaya çıkardı ki başkası yapsa çok antipatik bulacağım şeyler İbrahimovic yaptığı zaman bana çok sempatik geliyor. Ama işte o başarılı kalmakla alakalı bence. O sempatiyi de biraz korumak. Altını yani. Dolduruyor yani o egonun. Hummels'le devam edelim.
Yine aslında Hummels'in farklı bir kariyeri var. Yine Bayern için de belki hani çok geçerli olmasa da böyle bir grafik yapabilirdik ama Dortmund dönemi çok uzun, çok başarılı bir dönem. 2 Bundesliga, 1 Şampiyonlar Ligi finali, 3 Pokal kazandı. İlk dönemi çok başarılı takım halinde. İkinci dönem o denli başarılı geçmiyor elbette Dortmund için. Ama yine son derece istikrarlı bir Hummels var. Şöyle bir Hummels'e bakınca, İbrahimovic'in Hummels'e geçince şey bana garip geliyor Ali. Normal koşullar altında İbrahimovic'in performansının çok ciddi bir şekilde düşmesi ve bir stoperin 31 yaşındaki, en olgun yaşındaki stoperin çok ciddi bir şekilde artışa geçmesi gerekir ve aslında hani 19-28 ve özellikle 19-25 arası Dortmund'da, Dortmund döneminde mesela daha az iyi olup bu dönemde en iyi dönemin olması gerekir. Ama baktığın zaman burada Hummels'in ikinci dönemi daha kötü. Birinci dönemi muhteşemdi. Ama yanında oynadığı oyuncular da biraz belki faktör olabilir. Yavaşlık çok ciddi bir sıkıntı yarattı ona yani. Stoper için şey çok önemli. Bir sonraki konuda daha başka konuda değineceğiz. Kilosu, yavaşlığı, o yani ağırlığı kaldıramıyor yani. Bence çok ciddi bir şekilde tartışılıyor. Katılırım ona biraz, evet. Yani o yüzden burada beklentinin tam tersi. Ben daha iyi olacakken şu anda Dortmund'un problemlerinden birisidir savunma. Buffon'la devam ediyoruz. Buffon'un aslında Juventus'a dönüşü biraz böyle bırakmaya gidiyor gibiydi. Nitekim Szczesny'nin de arkasında biraz ikinci planda kaldı ama ikinci döneminde 29 maç, sadece 21 yenen gol, 18 maçta kalesini gole kapatıyor. İlk dönemi zaten Orhan abi herhalde konuşmaya gerek yok. Yani 656 maç, birin bir hali altında bir gol ortalaması kalesinde gördüğü ve 322 maçta kalesini gole kapatmak inanılmaz bir şey. Ama bak bir şey söyleyeceğim. 41-43 gibi antrenörün bile yaşlı sayılabileceği denilen yaşta, yani evet. Artık 30'lu yaşlardaki antrenöre genç diyoruz. Antrenörün bile, menajerlerin bile ortalama orta yaş dediği 41-43 yaş arasında 29 maçta 21 gene çok az. Gene çok, çok iyi. Az. Ve 29 maçın 18'inde gol yemedi mi? Evet, İnanılmaz. Kalesini böyle kapatmış. İnanılmaz yani. Efsane diye buna derler işte. Bu Buffon net bir şekilde efsane tanımını. Aynı zamanda şeyi de görürüm ben hep. Manuel Neuer mesela konuşur, inanılmaz iyi konuşur. Bayern Münihli, Dortmund, Alman basından takip ettiğim futbolcuların hepsinin Buffon'a hayranlığı vardır, biliyor musun? Nedendir? Yani oyun içerisinde maç sonu maç içi tavırlarıyla herkesi kendisine hayran bırakıyor. Yani bir gentleman mı? Evet, tam bir gentleman, beyefendi yani. Bütün kaleciler mesela Neuer'e sorduğunuz zaman en iyi kaleci Buffon diyordu uzunca süre. Ki onun tarzı da olmamasına rağmen yani daha çok Van der Sar'la yani ayağı top yapan kalecilerle çok ilgileniyordu. Ama Buffon olan saygı her zaman, rakiplerinden gelen saygı çok değerlidir. Ve bunu bu kadar başarılıyken elde etmesi inanılmaz. Gerçekten çok sadece şey değil işte bu demek istediğim ki sportif başarının dışında bir de böyle bir karakter olunca. Yalnız abi efsane Buffon, ikisi o zaman oluyor işte. Biliyorsun Juventus İtalya'nın açık ara en sevilmeyen kulübü. Ama İtalya'da da Buffon üzerinde ciddi bir saygı vardı. Sen böyle söyleyince şimdi düşündüm biraz. Milli takımda da çok farklı bir rolü vardı, çok farklı bir konumu vardı. Hatırlayacaksın son Dünya Kupası'nı kaçırınca gözyaşlarıyla veda etmişti milli takıma Buffon. Çok. Ama çok büyük bir kariyer, çok, çok büyük bir efsane. Kaká ile devam edelim. Yine bir Serie A efsanesi ilk dönemi. Şimdi Mert'le editörümüzle konuşuyorduk yayın öncesi. Şu forma da çok ikonik. Şu poz. Old Trafford'daki o Heinze ile Ferdinand'ı birbirine çarptırdığı maç. Ama gerçekten bir şey söyleyeceğim. Hangi forma daha güzel Ali? Soldaki efsane değil mi? Sol inanılmaz bir forma ya. Milan'ın bu şaşalı günleri yani. Onu ya, da hissettiriyor. Ben zaten bir şey söyleyeyim. Takımlardan bağımsız. Her zaman en güzel formanın yani en iyi rengin, en iyi iki rengin kırmızıyla siyah olduğunu düşünüyorum. Ama sen öylesin abi. Hatta telefon şu an konuşuyor yani. Hayır, her zaman kırmızı siyaha karşı. Frankfurt vardır biliyorsun. Çok takım var kırmızı siyah. Gençler bile var ülkemizde. A var, B var. Çok yakıştığını düşünüyorum yani. Siyahla her şey yakışıyor gerçi de. Yalnız Milan formaları da her zaman çok üst düzeydir. Ya yani. Kaká'nın ikinci döneminde bu kadar istatistik yaptığını ben pek anımsamıyordum. Çok daha etkisiz gelmişti bana da. Şampiyonlar Ligi'nde iyi oynadığını anımsadım sonra yayına hazırlanırken. Ama yine de çok iyi değildi toplamda yani. Evet. İstatistikler işte bazen burada problem. Sadece yani bazen takım penaltısı olur, 5 gol atarsın. Evet. Yani. İlk dönemde Ballon d'Or aldı. Ya o Ronaldo dönem, Messi evet. Döneminin başlamadan böyle bir sezon öncesiydi. Şey anlattı geçen Ryan Giggs anlattı. Bir faulde yani bir yerde bir faul sonrası Giggs'in boğazına sarılmış, tamam mı? Kaká'dan hiç beklenmeyecek şeyler. Kaká'nın efendiliğiyle evet, meşhur ya. Giggs anlatıyor işte maç sonu diyor Gattuso ile beni bekliyor diyor. İngilizce bilmediği için Gattuso çeviriyor diyor. Ağlayarak özür diledi diyor böyle bir şey yaptığı için yani. Çok şeydir ama iyi aile çocuğudur. Tabii canım.
bir profesörün orada tane şey derler ya, genelde hep gettolardan çıkan futbolcular kakayla bozulmuştur o. Hem de Brezilya'dan bozulması. Brezilya'dan bir şeyin hem eğitim olarak hem maddi durum olarak. O yüzden belki bak çok fazla ilerlemedi şeyi. Yani çok enteresan sonra. Ya o Real Madrid döneminden sonra çok geri attı kendisini. Yani. Bir daha o bir adım da atmadı geri kariyerini kazanmak için. Bir sonraki konuda yine bir şey konuşacağım bununla ilgili. Niklasu ile geldiği zaman çok enteresan. Artık bakış açısı da değişiyor insanların futbola. Torres'le devam edelim. Torres'in ikinci dönemi de fena değildi açıkçası ama ilk dönemi yarattığı bak, o etki sonra Liverpool'da yaptıkları inanılmaz. Benim CM Championship Manager oynadığım zaman Atletico Madrid ikinci ligdeydi. Hiç unutmuyorum bak, ikinci ligdeydi. Kaptanları 17 yaşındaki Fernando Torres'ti. İnanılmaz bir istatistiği vardı. Belki de en iyi performansı 17-18'de başladı. Herkes biliyordu yani. Championship Manager oynayan herkes. Ben mesela, ben hep böyle izlemişimdir futbolcuları. Mesela Giremio'da Ronaldinho varken biz Ronaldinho izliyorduk. Saviola'yı Liverpool Plate'de izledik şeyle beraber. Pablo Aymar'la beraber. CM etkisi midir o? Tabii ki, tabii ki. Ve biz hiç daha bu Avrupalara gelmeden, hayatımızın CM'ye iki kişi oynuyorduk ben Championship Manager'ı. Hayatımızın en büyük savaşı iki kişi aynı ligi oynayınca Giremio'dan kim Ronaldinho'yu alacaktı? Veya işte şey Fernando Torres aynı şekilde öyle çok ünlüydü. Ve gerçekten de izledik. Çok iyi, başarılı bir Atletico Madrid dönemi var ama şunu da söylemek gerekir. İkinci dönemi maalesef öyle çok... Sadece bu değil. Bence Liverpool'dan gittikten sonra Fernando Torres diye bir şey kalmadı desek yani, yeri var. Chelsea'de yani. Evet, onun çok büyük altında kalktı. Çok büyük parayla gitti, çok büyük hayal kırıklığı. Sadece bu Şampiyonlar Ligi'ni aldıkları sezonda enteresan bir biçimde böyle bir yan oyuncu gibi, bir yıldız gibi değil, bir yan oyuncu gibi ama iş işte, yapmıştı. Ama yani uzunca, ama Liverpool, bak Atletico ile beraber bir Liverpool performansı var ki hem gol sayısı hem attığı gollerin biçimi de çok yani estetiği, ya daha kalitesi. Yakın olduğu için herkes Suarez'in Liverpool dönemini hatırlar. Belki daha iyi olabilir. Olabilir anlaşım. Ama Torres de öyle çok iyiydi. Etkiydi, yani Torres zaten o kadar Chelsea'nin para vermesini sağlayan o Liverpool performansı. Hı-hı. Ama Atletico'daki çıkışı da ben çok hoş, çok özel geliyor bana. 17-18 yaşındaki bir futbolcunun altyapıdan çıkıp kaptan olması. Yani çok krizdeki bir kulüp. Bir de yani Atletico'nun şeyi enteresan yani. Çok kısa bir süre önce şampiyon olmuşsunuz. Diyorum bir ya anda... bak. Hayır o değil. O, bu çıkış yaptığı zaman ikincilik değil. Evet evet. Ya sıfıra vuruyorsunuz ve böyle genç bir oyuncuyla yukarı gidiyorsunuz. O da enteresan bir hikayeydi. Başka onu, bir onunla yani başladı Atletico golcüleri satmaya. Torres sattı, Falcao'yu sattı. Agüero. Agüero'yu sattı. Agüero, Torres, Agüero, Falcao, keza kalecileri de. Hı hı. Öyle bir gelenek başlamıştı. Başka bir Atletico'lu ile devam edelim. Gelenek demişken, Atletico demişken. Onun üçüncü dönemi olacak. Yani üçüncü dönemi oldu, son dönemi. Gitti Brezilya'da, Atletico Mineiro ile de 50 sezon sonra, 50 yıl sonra bir şampiyonluk yaşadı. Şimdi boşta Diego Costa. Her yere yazılıyor ismi bir ara. Mainz'a şey, menajeri önermiş mesela almaya da. Türkiye'de Fenerbahçe ile ilgili delikosu çıktı. Ya enteresan bir Atletico kariyeri oldu. Bazen çok zirveyi gördü, bazen sakatlıklar ama oldu. Ama şu garip gelmiyor mu sana? İkinci Atletico Madrid döneminde Ali Konevic yaş 29'da geliyor. Yani bir golcü için fena bir yaş değil. Ama ben ondan ümidi ne zaman kestim biliyor musun? Chelsea'deyken Conte ile girdiği diyalog, yani o mesajlaşmalar, içerikler, uzun süre futbol oynayamayacağını ve farklı bir karakterde olduğunu ve belli bir konuma geldikten sonra anlaşılmasının çok güç, idare edilmesinin çok güç bir oyuncu olduğunu gördüm. O yüzden normalde bir golcü için oldukça iyi olan 29-33'te bayağı iyi işler yapması beklenirken 81 maçta 19 gol çok düşük bir. Bir de böyle rakam. Güvenli limana döner gibi döndü Atletico. Yani burada rahatım, burada daha seviliyorum, el üstündeyim gibi ama hiç o etkinliği... Bu arada evet, Torres, biraz önce sayarken Torres, bak Forlan, çok Agüero. Bak satılan Agüero, Diego Costa, Falcao üst üste böyle çıkardı bunları. Hepsi de 40-50 milyona falan gitti, şey oldu. Onu sattı, onu aldı, onu sattı, onu aldı. Diego Costa da Atletico'nun üretiminin artık o dönemki, dedim ya, kaleci ve santrofor üretiyordu bir ara. Ama geri dönüşü... Tabii şöyle bir şey söyleyeceğim. Hikmet Hoca ile bir gün çalışırken bizim takımı Hikmet Hoca'nın çalıştırdığı eski bir oyuncusunu aldı. Hocam yapma dedim hatta. Ama ve istediği performansı alamadı. Hatta Türk lirası olarak da iyi bir paraya gelmişti. Onunla gençliğinde onu çıkaran, hatta milli takıma kadar kazandıran Hikmet Hoca'ydı. Hocanın aklında eski oyuncusu var. Ama o çocuk, 18-19 yaşında çocuk belli bir paraya alıyor, belli bir hayatı yaşıyor. Gelmiş 29 yaşında, 30 yaşına. Doymuşluk var artık. Doymuşluk var. O senin bildiğin 18 yaşındaki oyuncu değil artık.
Evet, Türkiye'ye dönelim o zaman. İki isim var. Bunlardan birincisi Emre Belezoğlu. İlk iki dönem ve üçüncü dönem karşılaştırması. Tek sezon oynadı üçüncü dönemde. Ki yaşına bakılırsa çok iyi rakamlar yaptı. Çok. Sağlıklı kalabildiği sürece bence Fenerbahçe'nin o sezon en iyilerinden biriydi. En iyisi değilse. Bence Emre Belezoğlu kendine bakmaya çok geç yaşta başladı. Önemli. Ben bir... küçük küçük şeylerden bunları anlarım. Arda Turan çok röportaj veriyordu bir ara. Şey diyordu, işte çakalaşmaları falan anlatıyor kamplarda. Emre abi diyor, yine tatlıyı yemedi diyor ama arkada görüyoruz diye tatlıyı götürmüş diyor. Emre 30'dan sonra, bak 30'dan sonra kendine bakmaya başladı. En iyi olduğu dönemlerde sağ içinde problem yoktu. Sürekli sakatlanıyordu ama. Lazio'da, Inter döneminde de, Galatasaray döneminde gene iyiydi. Ama bir süre sonra ya sakatlanıyordu ya bir şey yapıyordu. Eğer kendine bak ya da kilosu fazlaydı. Ve adam... Yıldız Avrupa'da, Newcastle'da her yerde oynadı. Fenerbahçe'de 35'ten sonra işte 39'da bile A sınıfı futbol kariyer ortaya koydu. Başakşehir'de oynadığı top var. Yani Başakşehir'de oynadığını saymıyoruz bile. Yani gayet yaşına göre çok iyi oldu. Başka bir isimle devam edelim. Onun da ilk dönemiyle ikinci dönemi arasında ciddi bir fark var bence. Hem verimlilik, hem uyumluluk, hem takım başarısı anlamında Ricardo Quaresma. İlk dönemi bence son derece verimsizdi. Son derece yönetilmesi zordu ama ikinci dönem Şenol Güneş döneminde iki şampiyonlukta da pay sahibi oldu. Gruptan lider olarak çıkılan Şampiyonlar Ligi sezonu, Avrupa Ligi'nde çeyrek final. Rakamları da zaten o verimi yansıtır nitelikte. Ama şöyle düşün şimdi, daha iyi anlaşılması için 74 maçta 18 gol 27 asist. Maç sayısını 2 ile çarpıyorsun neredeyse. 148, 2'den bile daha 2 katı fazla maç. Aynı gol sayısında neredeyse 2 gol fark var. Asiste fazlalık var. Üstelik ikinci döneminde Beşiktaş çok iyiydi. Çok daha iyiydi. Yani Şampiyonlar Ligi'nden lider çıkıyorsun. Ligde ilk defa üst üste şampiyon oluyorsun. Yani bu dönemde çok daha fazla gol ve çok daha fazla asist olacak. Ama maalesef Quaresma'da belki şey için yetenek olarak baktığında dünyanın en yetenekli böyle ilk 20 futbolcusuna girer toplamda. Yetenek, saf yetenek baktığında. Ama oyunu oynama biçimi ve onu geliştirme maalesef bu konularda Avrupa'ya da erken gitmesine rağmen Barcelona'ya yani herkes kar yapıldığını sanıyordu o Deco anlaşmasında. Araya giden Deco'yu Porto aldı. Quaresma oraya gitti mesela. Herkes çok büyük yetenek alıp çok ciddi şey olacak ama tam tersine oldu. Deco gidip Şampiyonlar Ligi'ni aldı. Atıyorum. Ama şey Quaresma Barcelona'dan işte düşüşler başladı. Türkiye Süper Ligi'nde yetenek çok iyiydi ama oyunu oynama biçimi ve oyun vizyonu açısından çok daha sanki erken yaşta bir teknik daha onu anlayabilecek ve onu idare edebilecek bir teknik direktörlerine düşmüş olsaydı çok başka bir kariyer olurdu gibi geliyor. Son bir isme bakalım. Rooney. O da enteresan bir kariyer. Eski kulübüne döndü kariyerinin sonlarına doğru. Burada aslında sana şeyi soracağım Orhan abi. Bir 9 numaradan Premier Lig tarihinin en büyük golcülerinden bir orta saha oyuncusuna önce bir 10 numaraya hatta yani artık son dönemde net bir 800 numara savunma önüne evrildi. Olmayan bir şey değildir. Yani bir oyuncunun biraz geriye doğru gitmesi fiziksel anlamda düştükçe. Ama Rooney, yani nasıl desem, Shearer gibi, Terry Henry gibi Premier Lig tarihinin en büyük golcülerinden biriydi. En büyük golcülerden biri zaten 4-5 golcüsü arasında Premier Lig tarihine baktığında ilk üçe bile koyarsın. Ben inanılmaz bir rakam. 77 maç, 17 gol çok doğruyu anlatmıyor. Hiç unutmuyorum. Türkiye milli takımına ilk defa Türkiye'ye karşı oynadı galiba. 3-0 kazandıkları maç. Dağıttı yani. Çıkışı da o zamanlar 17 maç, 16 yaşında bir oyuncu böyle Premier Lig'de çok kolay göremezdim. Rooney o açıdan ciddi bir istisnaydı. Çok büyük bir yetenekti. Ve Manchester United'da geldiği nokta inanılmazdı yani. Gerçekten inanılmazdı. Attığı gol sayısı olsun. Evrildiği nokta. Hatta belli bir yaştan sonra şeyde de transfer olduğu yerlerde de iş yaptı ama hani 32-33 başta da söyleyelim çok disiplinsiz bir yaşamı vardı. Evet. Yani ama menajer olarak da tam tersi gibi şu an bir algısı var. Genelde. Ve Everton'u da reddetti. Son dönemde Everton onu çağırdı. O çok güzel bir karakter yani. O evlat çok hoştu. Statüsüyle. Evet. Kabul etmedi. Derbi o çok karakterle ilgili bir şey. Zaten çok Everton'un şeyinden geliyor üstelik bu. Tribünden gelen insan. Yani çok ciddi bir bağlılığı var. Ne kadar Manchester United taşı olsa da ve bakalım nasıl bir menajer olarak bu tarz oyuncular belki oyuncuları anlama konusunda çünkü kendileri fırlama olduğu için olabilir. Bence bak o kadar büyük kariyeri var Rooney'nin. Gerçekten çok büyük bir kariyeri var yani bir lige damga vuran en iyi dünyanın en iyi ligine damga vuran en iyi 2-3 oyuncusundan birisi. Kesin.
Buna rağmen bu kadar erken bak 32-33'ten bahsediyoruz yani. Tabi bu artık kapatma evresi yani kariyerinin iyi dönemlerinde evresi olması gerekir ama şunu da kabul etmek gerekir. Bu tarz forvetler, orta saha forvet ama Mario Götze gibi, Rooney İkinci gibi. İkinci forvet o aslında. Bunlar 29'dan sonra hız ve şey çok hızlıydı Rooney. İnanılmaz. Yani hız ve şey atiklik, çeviklik azalınca yüksek 1.90'lık bir Weghorst gibi 29-30'da iş yapamıyorlar 31'de. Onların prime 31-32, bunların düşüşü. Ama bu oyuncular da 17 yaşında çıkış yapabiliyor. Götze yaptı, Agüero yaptı, bu tarz yaptı. Evet, Rooney ile de o zaman bu konuyu kapatmış olalım. Eski kulübüne dönen oyuncuların performansına baktık. Bakalım Gomez'in ikinci Galatasaray dönemi neler getirecek? Farklı bir konuyla Bayern Münih ile Nagelsmann'la devam edeceğiz. Oradan da biraz Niklas Süle'ye ve Süle'nin o transfer sürecine göz atacağız. Bayern'le devam ediyoruz Orhan abi. Son Leipzig maçının formasyonuyla hemen başlayalım istersen. Konuya girelim. Köln maçında da aslında benzer bir formasyon vardı. Orada da 4-0'lık bir galibiyet vardı. Yani bir Nagelsmann takımına evriliyor Bayern Münih. Bayern Münih Nagelsmann'a o koltuğu teslim ettiğinde en çok konuşulan konulardan biriydi. Evet, Nagelsmann teknik adam olarak önemli bir karizma ama Bayern Münih kulübünün bazı kodları var, bazı ezberleri var. Orada Nagelsmann ne kadar kendi etkisini, izini yaratabilir? Dün City'de 3 stoperle çıktı. Laporte, Diaz, Stones. Cancelo soldaydı. Üçlü savunma ikiye çevriliyor. Şunu söyleyeceğim. Bence bu tarz bir üçlü savunma tarihte bu şekilde oynandığını ben görmedim. Yani iki bek var orada aslında. Bak, bunu neden yaptığını da söyleyeceğim çünkü. Bu çok kritik bir nokta. Bu şekilde olmasının sebebi Alphonso Davies. Aslında Alphonso Davies varken de Bayern Münih bu şekilde oynuyordu. Sadece bir tarafında Alphonso Davies oluyordu. Bir kanat forvet gibi. Bugünkü Koeman gibi oynuyordu. Diğer tarafında ise zaten Gnabry oluyordu. Dörtlü savunmanın bir tane Alphonso Davies gidiyordu. İşte Süle, Upamecano şey geride kalıyordu. Bir üçlü hat vardı hep. Davies yok. O kadar gidecek bir sol bek yok. Dinlenebilecek. Ne yaptı? Düşündü Nagelsmann. En mantıklı çözümü buldu. Ben yine üçlü bırakıp beşli hücum edeceğim diyor. Hatta 3-2-5 şeklinde hücum ediyor. Nere dörtlü de Sabitzer oynadı sol bekte mesela oradaki arayış esnasında yani, birkaç hafta önce. Şey evet yapamazsın yani o şey Spinazzola gittikten sonra İtalya milli takımı şampiyon bile olsa eski İtalya milli takımı gibi değildi. Çünkü Spinazzola gibi kanadın 90 metresinin tamamında oynayamayacak. Bu sefer daha uçuk bir şey yaptı. Pavar, Süle, Hernandez'i bıraktı ki Pavar sağ kanat oynuyor bazen, sağ bek oynuyor. Süle sol bek oynuyor. Hernandez sol bek oynuyor. İkisi de çıkıyor. Süle bir geriye tek kaldığı zaman oyun kurulumunda mesela hemen Hernandez kendini geri atıyor. Zaten o yüzden gol yediler. Çünkü evet, top kaptırdı. Tolisso bir tekledi. Hernandez çıkmıştı, bomboş kaldı. Bayağı pozisyon da verdiler bu arada Orhan abi. Özellikle ilk yarının tabii son ki bölümünde Leipzig. Zaten çok tehlikeli bir oyun. Çok. Çok tehlikeli bir oyun. Ama şunu görüyorum ben. Bunu ilk Bild yayınlamıştı. Hiç unutmuyorum. Ben de hatta sosyal medyada Twitter'da buna bakmıştım. İlk defa Gnabry'yi sağ kanat, Davies'i sol kanat bek olarak oynatacağını söylemişti. Yani asli plan bu. Ama bu mükemmelleştirme esnasında zamana ihtiyaç var. Çünkü burada mesela Müller ve Sané'nin rolü çok önemli. Müller çünkü hemen adapte oldu robot olduğu için. Yani, bir tane attı zaten. Serge Gnabry mesela ileride oynuyor. Koeman ileride oynuyor ve Sané ile Müller bu boşlukları kapatıyor. Geriye dönme konusunda en önemlisi bu sistemin öyle bir şey oluyor ki Kimmich, Tolisso yani öndeki üçlü, ortadaki dörtlü 7 kişi önde basıyor. Ve genel olarak Hertha Berlin'e bir aynı kadro, aynı 11 bir top oynadılar. Bak ben hep şeyi bekledim. Gnabry en uç çizgi, out çizgisinde Koeman öyle. Ya dedim bunlar topu kaybettiklerinde bomboş kenarlara kim bakacak? Bir kere bile o şansı vermediler. Çünkü topu kaybettiğinde o 7 kişi pres yaptı, pres yaptı, pres yaptı. Ama burada mesela ilk golde bir bireysel hata. Tolisso böyle biraz tekliyor, geç kalıyor. Liverpool City'ye karşı bunu şimdilik oynayamayabilir. Ama eninde sonunda buraya dönecek mi diyorsun? Bu sistemi mükemmelleştirecek Nagelsmann. Ve bugün, dün baktığın zaman da City benzerine geçiyor. Ben şey diyorum. Hep Nagelsmann şeyi takip etti. Guardiola'yı. Bunu daha önceki programda söyledim. Emre Özcan'la olan programda söylemiştim. Bu sefer takip edilen olacak. İlk defa diğerlerinden farklı olarak kendisi bir şey ortaya koydu. Şampiyonlar Ligi'nde devam edebilir mi? Çünkü Leipzig'in çok net pozisyonlar bulduğu bölümler oldu. Salzburg'a bunu yapabilir ama Liverpool City'ye bunu yapamaz şimdilik. Ama 4 ay sonra yapabilir belki de. Çünkü buraya şimdi Tolisso ne kadar iyi olursa olsun Kimmich'le böyle inanılmaz uyum içerisinde olan Goretzka'nın dönüşüyle beraber işler bambaşka noktaya gelebilir. Hernandez
Yani bu bence Pavar için daha iyi bir yer yok biliyor, mevki yok biliyor musun? Ne stoper, yani mevkisi o zaten, ne sağ bek. Evet. Sağ bek de yetersiz hücumda, stoper de görece yetersiz. Üçünün yani. Üçünün sağ Pavar. Evet. Bence de öyle. Bu çok 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 iyi bir şey ve tabii ki Niklas Süley'in de Dortmund'a gitmesi olay oldu. Niklas Süley'le devam edelim abi. Zaten çok tartışılan bir isim demiştin. Yakın dönemde çok konuşuldu. Bu sezon oynamıyor değil. Aslında Nagelsmann'ın planları dışında olan bir isim değil. Son Leipzig maçına ilk 11'de çıktı. Bir fakat, önceki maçta da ilk 11'e çıktı. Gerek İngiltere'den 3-4 takım, gerek İtalya'dan bazı teklifler olmasına karşın açıklandı ki sene sonunda Dortmund'la sözleşme imzalayacak. Ne söylersin, Dortmund'un da savunması bu hafta da yine karikatür oldular. Zaten yıllardır öyle bir durum var. İyi gelecek mi oraya ve nasıl bir transfer? Şimdi bu bir olay. Tarihte Bayern Münih'in ilk 11'inde olup da kadrosuna katmak istediği oyuncuyu Dortmund'un alması çok muhtemel değil. Almanya'daki hiçbir futbolcu, en koyu Dortmund'da bile Bayern Münih'te ilk 11 şansı olduğu noktada Dortmund'a gitmez. Ters olur. Şimdi 8 milyon euro toplamda kazanıyor. 5 milyon euro kazanıyor. Bonuslarla 8 kazanıyor. Netlerden bahsedelim. 11 istedi, 12 yani. Bayern Münih 10 veriyor, 11 veriyor. Dortmund da 12 veriyor. Aslında bir para farkı değil burada problem. Bayern Münih uzunca süre çekimser kaldı bu konuda. Mesela şimdi iki kere açıklama yapmışlar. Yılbaşından dönüşünde 105 kilo döndü diyor. Şeyinin çok beklentinin üzerinde. Bu konuda hep şey var. Değiştirilmesini istenen bir yaşam biçim var. Pek çoklarının bilmediği konu var. Bayern Münih bunu diyor ama işte nasıl ilk 11'de oynuyor bu oyuncu? Madem bu kadar kötü, Noel'den döndü, Noel zamanından. Arkasından oynadı. Evet, bayağı bayağı oynuyor. Ya da işte boyunun 1.95 olduğu unutuluyor vesaire. Oysa bilinmeyen bir şey var yani, bak şunu söylüyorum. Süle ile ilgili, Süle hem büyük yetenek hem bir çıkış içerisinde. Tabii ki Nagelsmann Hoffenheim'den tanıyor, U19'dan. Beraber şampiyon oldular oradan. Ama bir problemi var, bir içki problemi var, hayat biçimi problemi var. Kardeşiyle açtığı barlar var. Yaşam biçimini değiştirmeyeceğim diyor. Bunun tartışması yaşanıyor Bayern Münih'te. Niklas Süle'nin yaşam biçimini biraz daha değiştirip biraz daha alkole uzak kalmasını, biraz daha kilo problemini halletmesini. Çok ağır da diyebiliyorsun bu oyuncuya Ali. Çok hareket edebiliyorsun. Şimdi bu bilinen, yani insanların bildiği problem. Süle de diyor ki ben hayat biçimi değiştirmeyeceğim. Peki ben Dortmund bugün bunu niye kabul ediyor? 12 milyon euroluk senelik bir yatırım yapıyorsun. Ama bir şey söyleyeyim. Şu anda milli takımın bir numaralı stoperi oldu. Şu performansıyla bununla handle, yani bununla baş edebileceğini düşünüyor. Oyuncu genç daha. Kompanse eder diyor o performansı. Kompanse eder. Yani şöyle bir şey. Değiştirmeyeceğim derken belli bir noktada, belli bir disipline gireceğini biliyorlar herkes. Ama büyük oranda istikrar sağlayacak mı? Bu yine soru işaretidir. Çünkü biraz o kadar kilo almaya müsait ki. Ve bazen o kadar, belli oluyor bu arada. Sahada da hissediyorsun yani. O izlerken kadar bir problem de var tabii bahsettiğimiz gibi. Şimdi bunu ne kadar sürdürebilecek? Nagelsmann çok iyi tanıyor oyuncuyu. Şöyle söylüyorum kabaca. Ya tabii şimdi 26 yaşında abi, bir de bu işin 30 yaşında, 32 yaşında olacağın bir süreci. Cevabı yani da şöyle veriyor mesela. Bu enteresan bir şey. Ben diyor hayat biçimimi değiştirmem bundan sonra. Yurt dışına da çıkmak istemedi. Futbolu bıraksam ne olur diyor ki. Benim bundan sonra hayatımın geri kalanının 3 jenerasyonda yetecek param da var diyor. Evet. Adamın derdi yok. Yani başarılı olmak diye hiç, çünkü hiç kimse Dortmund'a gitmez normalde ama çok iyi davrandılar ona. Çok güven verdiler. Hem Rose, hem Watzke, hem hatta Zorg, nedir o? Sebastian şeyi de var. Kel. Bütün Kel'de hepsi çok iyi konuştu, çok iyi ikna ettiler. Ve Bayern Münih bir noktadan sonra son performans değil, tamam bir sözleşme önerin dediler. Geç kaldılar. Ama geç kalmasının sebebi de oyuncu ilişkisi. Bak Tuchel'de de geç kaldılar. Uzunca süre Tuchel'e teklif vermemesinin sebebi oyuncu ilişkisiydi. Hummels'in vetosuydu. Gelmesin çok kötü. Oyuncularla arası iyi falan filandı. Evet, Tuchel de çok normal bir adam değil aslında. Yani genel anlamda söylüyorum. Bayern Münih bir şeye bilerek geç kalmaz. Ama isteseydi erkenden sözleşme uzatırdı. Evet, bakalım Niklas Süle'nin Dortmund günleri nasıl olacak? Belki de o ilişki ona iyi gelecek. Daha çok saygı bence duymasını sağlayacak bence o kulübe. Cruz de örneği çok iyi bir örnek. Evet. Union Berlin'de ben diyor ki ben bunun aşırılıklarıyla idare ederim diyor. Hı-hı. Sallamadılar bak, Instagram'da o kadar saçmalıklar yaptı. Ya yani Cruz hiç sallamadı şey. Gecenin bir vakti Twitch attı, oyun açtı, şu açtı, bu açtı. Union Berlin Union Berlin'i taşıdı şeye. Taşıdı. Zirveye taşıdı. Konferans ligi. Taşırsan oyuncuyu, idare edersen. Tamamdır. Bazen yani olabilir. Evet, bakalım Niklas Süle neler yapacak. Son konumuza devam edeceğiz. Profil başlığında Başakşehir'in yeni transferi Pizzi'ye göz atacağız.
Orhan abi Pizzi, yani anlatmaya gerek yok aslında, Avrupa futbolunda son dönemin böyle jenerik isimlerinden biri. Gerek Benfica'nın çok fazla Türk takımlarıyla karşı karşıya gelmesi, gerek Pizzi'nin orada genellikle A planında olması, her zaman için o kullanılan oyunculardan biri olması. Yine işte benim son dönemde Portekiz Ligi'nde anlattığım bir isim, Şampiyonlar Ligi'nde anlattığım bir isim. Ve bu sezonda baya baya oynadı. Güncel performansı görüntüye geliyor zaten. 30 maç oynadı resmi maç. 2 gol, 4 asisti ama var. Ama bu çok maç sonradan. Tabii birçok maçta sonradan giriyor. Bu sezonda bir düşüş var maç sayısında şunda. Kes, ama bunda da ama Jorge Jesus faktörünü tabii ki, tabii söylemek ki. Zaten gerekiyor. Onu birazdan gireceğiz. Sonuçta Pizzi. Bence şu an Türkiye Ligi'nde böyle bir orta saha var mı? Böyle bir 10 numara. Yetenek olarak bence yok. Hangi 10 numaraydı? Bak, Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, evet, Trabzon. Hamsik var. O ayrı bir konu. Savunma önü. Ama Pizzi çok 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 iyi bir transfer yani nereye ama nereye gelse heyecan yaratacak bir isim. Pizzi bir kahraman. Benfica'dan ayrıldı Pizzi belki. Kulüp onun biletini kesti o Jorge Jesus tartışmasında ama olay da gelsin. Onu da haberleştirmiştik. 23 Aralık'ta Benfica'nın Porto'ya 3-0 kaybettiği Portekiz Kupası maçı sonrası takım kaptanlarından Pizzi, o maçta cezalı olan Jorge Jesus'un yardımcısı Thiago Oliveira ile soyunma odasında büyük bir tartışma yaşadı. Jesus ve Rui Costa Pizzi'nin kadro dışı kalması konusunda anlaştı. Ancak bu karardan 6 gün sonra Jesus ve yardımcıları da görevden alındı. Benfica yönetimi yine de Pizzi'yi listede tutarak Başakşehir ile anlaşmaya vardı. Yani ikisi de aslında o tartışma neticesinde biraz ayrılmış oldular. Daha başka şeyler de var. Mesela Jorge Jesus Pizzi'yi kadro dışı bırakıyor. Hı hı. Oyuncular da antrenmana çıkmayız diyor. Sonra da Jorge Jesus diyor ki tamam Pizzi gelsin. Orta sahada benim yardımcıma ne söylediğini aynen söylesin diyor. Evet. Pizzi de söylüyor ve çok ağır bir şey. Oyuncuların bir kısmı hani bunun kabul edilemez olduğunu kabul ediyor ama genel olarak Jorge Jesus takımı o kadar kaybetmiş ki senin dediğin gibi bazı oyuncular yine de idmana devam etmek istemiyorlar. Tabii mesela şöyle var. Jorge Jesus kulüpten ayrılıyor. Hı hı. Ve Pizzi arabasıyla o gittikten aynı gün arabasıyla antrenmana geliyor. Oyuncular akışlayarak antrenmanı alıyorlar. Ben forumlara baktım abi. Zaten yarısı Jesus'a böyle yarısı böyle ama. Yarısı Pizzi'ye şey yapıyor, yarısı ya Jesus'a Benfica taraftarı Judas diye Judas bir diye şey lakap isim takmış. Koymuş. Lakap takmışlar. Pizzi'yi böyle bir kahraman olarak görüyorlar. Mutlaka bu kiralık döneminden sonra gelsin, oynasın. Burada devam etsin. Burada zaten satın alma opsiyonu yok. Evet. Zaten satın alma opsiyonu yok. 2023'e kadar şey, inşallah Türkiye'de kalır. Çünkü çok iyi oyuncu arkadaşlar. Ben İnanılmaz seviyorum. Oyuncu. Ben Pizzi'yi seviyorum. Şimdi nerede oynayabilir ve nasıl bir oyuncu olduğu ile ilgili konuşalım. Bu yarattığı olay çok şey, ciddi bir gündem oldu. Dolayısıyla gitmesine, gelmesine sebebiyet veren olay. Öncesinde de bir var bir yoktu ama Victoria Gyökeres maçını izledim. 10 numarada oynadığı maç. Gol, asist her şeyi yaptı. Şampiyonlar Ligi'nde düzenli hamle oyuncusuydu. Geçen sene Avrupa Ligi gol kralı. 7 golle. Acayip bir şey. Yani ben Pizzi'nin Türkiye Emre Belezoğlu'nun bunu çok iyi kullanacağını düşünüyorum ben. Şu anda Başakşehir orta sahasında Pizzi kalitesinde, özellikle hücumda, geçişte bu kaliteye sahip ne Berkay'dır, ne başkasıdır, ne Alex'tir, hiç değil. Alex için upgrade edilmiş halde Pizzi. Sağ içi dolaşımı çok yüksek, belli noktada presi de var, baskısı da var, topsuz oyunu da var az da olsa. Ama en önemli kritik nokta şu ki çok hareketli. Birincisi geçişin inanılmaz bir oyuncu. Yani topu kaptığı andan itibaren o 10 numaranın atabileceği derine enteresan paslar atıyor. Daha da önemlisi attığı noktada mesela oyunu sağa doğru sol kaleden çıkardı, sağ tarafa yıktı. Bitirici vuruş da olabiliyordu. İçeriye giriyor, dalıyor. Bu çok önemli özellikle orta saha için. Hı hı. Emre Belözoğlu için, şey için. Emre Belözoğlu'na yakın bir karakter şeyi var, top tekniği. Ama her iki ayağını da kullanıyor. İki ayağına da iyi paslar atabiliyor. Çalım var, dribling var, şut var, gol var. 10 numara özelliğe sahip belli bir üst düzey teknik var. Ya ben bir maç hatırlıyorum abi, bir Portimonense maçıydı galiba. Benfica hiç gidemiyor rakip kaleye. Yani bir duvar var, oradan sekiyorlar, uzaktan şut deniyorlar vesaire. Pizzi attı hoca oyuna. Çok da isteye atmadı belki ama Pizzi girdiği anda diğer 10 oyuncu aynı takım, aynı oyuncular. Pizzi girdi, bir anda 2'ye 1'ler başladı, bekler gelmeye başladı. İşte 2'ye 1 atıyor, aldıktan sonra 2'ye 1'den beki kaçırıyor. Yani tek başına çevresindeki oyuncular o kadar değiştiriyor ki. Kritik yani noktada çalımları. 9 numara duvar olmaya başladı, çalım atıyor kendisi. O çok enteresan bir. Bak sağ ayaklı oyuncu normalde galiba. Burada ne ya, sağ ayak ama solda da çok iyi golleri de var, pasları da var. Zorda kaldım. Direkt solda çok iyi paslar çıkarabiliyor. Hı hı. Tabii sağa göre biraz daha şey. Bak geçen sene bu oyuncu, ben baktım mesela. Geçen sene ligde 32 maç. 6 gol. Avrupa Ligi'nde 8 maç. 7 golle gol kralı. Kupada toplamda 50 maç oynadı. 32 yaş, 89 doğumlu, hiçbir şey.
bu oyuncu için. Umuyorum ki Başakşehir bir yıllık daha bir şekilde kalan bir yılın bonservisini verir. Hem yaşı itibariyle hem sözleşmesinin az kalması itibariyle Başakşehir'le de mutlu olursa bence çok faydalı olacaktır. Çünkü kalite Emre Belözoğlu'nun da çok sevdiği oyuncular, yeteneği sever. Böyle yetenekleri iyi oynatır ve Başakşehir'in eksik olduğu konuda Trezeguet de geldi. Hı hı. Onu da yani, belki konuşuruz. Ben Trezeguet'in Okaka için daha iyi olduğunu, Okaka'yı çok iyi kullanacağını düşünüyorum. Bunu Cagney'i kullanıyordu böyle Trezeguet şeydi zamanında. Ama Pizzi'nin başlı başına takımı bence kalitesini bir tık yukarıya çıkardı yani. Ya Pizzi seneye kalırsa en izlenesi oyunculardan biri olacak. Hem izlenesi oyuncular, Başakşehir maçını izleyeceğim ben mesela Pizzi'nin oyuncağı. Evet. Yani hem izlenesi olacak hem de bence kurulan kadro kalite itibariyle baktığın zaman Türkiye'nin en iyilerinden birisi. Benfica'da da ciddi bir yönetim problemi var bu arada. Olur mu olur yani Pizzi belki bir şekilde çok, orada. Çok sevilen bir oyuncu ama yine de belli bir yaşa gelince kalabilir yani. Ben Başakşehir'in şansını olduğunu düşünüyorum. Yeter ki Pizzi istesin. Evet, o da artık Türkiye'deki durumla ilişkili tamam. Olacak. Profil bölümünde de Pizzi'ye baktık. İzleyin ona derim ben. Çok kalite, belli bir kaliteye sahip. Keyif katacak diyoruz buradan. Diğer oyuncumuz biliyorsun, sağlıklı nedeniyle sözleşmesi feshedildi. Ya Jean-Pierre'e üzüldük, onu da ayrı ama bir parantez açalım. Ama Pizzi Jean-Pierre'den gibi değil, çok daha üst düzey hazır bir kalite. Hazır oyuncu, net oyuncu zaten. Hazır, net, kalite, üst düzey bir kalite. İspanya'da da iyi işler yaptı zaman zaman, kiralandığı yerde Atletico'da ama bence kaçırılmaması gereken bir yetenek. Bu arada Pizzi isminin kısaltması, Pizzi isimli eski bir Portekizli oyuncudan geliyormuş. O Barcelona'da oynamış bir oyuncu, ben bilmiyorum. Onun formasıyla genelde sokakta top oynadığı için Pizzi diyormuş. Bir Şifo hadisesi gibi aslında Pizzi. Başka bir futbolcudan aldığı bir lakap. Evet, şimdi 20 numarayı galiba giyecek. Direkt onu sosyal medyada paylaşmış. Simao'ya falan etiketlemiş, şudur budur. O yüzden burada arkadaşları da oynadı diyelim ona. Hı hı. Ben çok başarılı olacağını düşünüyorum. Bak, o yüzden özellikle aldık bunu. Bu profili seçtik. Ali Konomis çok iyi araştırıyor ediyor. İzleyelim, görelim derim. İzlenmeye değer bir oyuncu. Galatasaray'a, Fenerbahçe'ye, Beşiktaş'a, Trabzonspor'a gelse aynı şeyi söylerdik. Kesinlikle. Türkiye Ligi çok kaliteli bir oyuncu kazandı. Bu kavgaların da etkisiyle tabii ki. Evet, bakalım Pizzi burada biraz daha sakinlik ve futbol oynama fırsatı bulabilecek mi? Emre Belezoğlu'yla ama çok ciddi bir fırsat transfer olduğu kesin dedik ve kapatıyoruz. Atıştırmalık'ta gelecek hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.